Nükleik asitler ile ilgili bazı kavramlar kullanılarak aşağıdaki yapboz oluşturulmuştur. Yapbozun parçalarını aşağıdaki yönergelere göre boyayarak yapbozun parçalarındaki kavramları renklerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi diyor ki kırmızıya boyanacak yapboz parçasındaki kavram pürin ve pirimidin olmak üzere iki grupta incelenir. Pürinler neydi? Adenin ve guanindi. Pirimidinler de sizin, timin ve urasildi. Ve bunların hepsi azotlu organik baz adını alıyordu. Demek ki ben burayı kırmızıya boyamalıyım. Sarıya boyanacak yapboz parçasındaki kavram sadece glikozit bağı içerir diyor. Biz bazla şeker arasında bir bağ kuruyorduk ve burada da glikozit bağı bulunduruyorduk. İşte biz bu yapıya da nükleozit adını veriyorduk. İşte burayı da sarıya boyadım. Devam ediyorum. Maviye boyanacak yapboz parçasındaki kavram birbirine fosfodiester bağı ile bağlanarak RNA oluşumunu sağlayan moleküle verilen addır demiş. Peki fosfodiester bağı ile kim bağlanıyordu? Nükleotitler birbirine bağlanıyordu. O zaman mavi ile de ne boyamalıyım nükleotitleri? Ve yine devam ediyoruz. Turuncuya boyanacak yapboz parçasındaki kavram hücrede kalıtsal bilgiyi taşır demiş. Hücrede kalıtsal bilgiyi nükleik asitler taşıyacaktır. İşte bunu da turuncuya boyadık. Şimdi küçükten büyüğe doğru yapbozdaki kavramların renk sıralamaları dediğimizde en küçük nedir arkadaşlar? Bakın azotlu organik bazınızdır. Renge göre sıralayın demiş. Yani kırmızıdır. Sonra azotlu organik bazımıza ne dedik arkadaşlar? Bir şeker ilavesi yaptık. Bunun da adını ne oldu? Nükleozit oldu. Yani o da sarıya gösterilmiştir. Sonra bir de buna fosfat ekledim. Ve bununla beraber nükleotit adını aldı. Pardon, nükleotit adını aldı. Ve biz buna şöyle yapalım. Mavi renkle gösterdik. Ve en sonda nükleotitler bir araya geldiler. Fosfodiester bağı ile birbirlerine bağlandılar. Ve nükleik asit yapısı oluştular ki oluşturdular. Bu da turuncuyla gösterilmiştir. Aşağıdaki nükleik asitlerle ilgili bazı kartlar oluşturulmuştur. Bu kartların altındaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi görseldeki nükleotidin yapısına katılan şeker çeşidi hangisidir demiş. Baktığımızda timin varsa o zaman bu bir DNA yapısında olmalıdır. Ve DNA'nın yapısında da şeker çeşidi olarak deoksiriboz şekeri bulunacaktır. Görseldeki molekül hangi nükleik asit çeşidinin sentezine kullanılır demiş. Bakın burada da urasil gözlemliyorum. Eğer urasil ise hangi nükleik asit sentezlenmeli? DNA mı RNA mı dediğimizde tabii ki RNA'ya demeliyiz. Çünkü urasil RNA'ya özgüdür. Görseldeki moleküle verilen genel ad nedir dediğimizde, bakın şeker var ve azotlu organik baz var ve biz bu ikilinin birleşimine nükleozit adını veriyoruz. Görseldeki molekülün ökaryot hücrede bulunduğu hücresel kısımlar nelerdir dediğinde DNA gözlemliyorum, çift sarmallıdır. İşte bu ökaryot hücre yapısında çekirdekte bulunacak, sonra mitokondride bulunacak ve bitkilerde de kloroplast yapısında bulunacaktır. Diğerine baktığımda görseldeki molekülün görevi nedir demiş. Bakın tek zincirli bir yapıya sahip. Demek ki bu yapımız RNA'dır ve bunun görevi de protein sentezlemektir. Ve görseldeki moleküle verilen genel ad nedir dediğinizde bakın baz şekere nükleozit demiştik. Bir de buna fosfat ekledik. İşte bu da nükleotit adını aldı.